Instagram'la ilgili getirilen yasak. Instagram, X platformu yeni adıyla YouTube, TikTok gibi platformlar sonuçta sadece sosyal iletişim ağı değil, aynı zamanda yurttaşlarımızın, bütün dünyadaki insanların aynı zamanda ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, iletişim hakkı, haber alma hakkı, eğitim hakkı, ticaret hakkıyla ilgili büyük imkanlar sunuyorlar. Dolayısıyla sadece ifade özgürlüğü veya düşünce özgürlüğü bağlamından çok daha başka bir şey ifade ediyor aynı zamanda bu platformlar. Ve Cuma günü maalesef bir kararla bunların yasaklandığını duyduk. Instagram'ın kapatıldığını duyduk. Ve bu uygulama anayasaya aykırı, çok açık bir biçimde. Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı en azından. Ve bununla ilgili örnek kararlar var. Bakın değerli arkadaşlar, 2004 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu. 2014 yılında pardon. Başvurucular Yaman Akdeniz, Profesör Doktor, İfade Özgürlüğü Derneği Başkanı aynı zamanda kurucusu. İkinci başvurucu hocamız yine Kerem Altıparmak, İnsan Hakları Merkezi'nin başkanıydı o dönem Ankara Siyasal'da. Üçüncü başvuru da benim, İstanbul'un milletvekili olarak. 2014 yılında bu başvuruyu Twitter nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Anayasa Mahkemesi bir hafta 10 gün içerisinde iptal kararı verdi, aykırılık kararı verdi ve sonuçta o zaman Twitter kapalıydı, hemen de açıldı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Aradan 10 yıl geçmiş. Anayasa orada duruyor. Anayasa Mahkemesi orada duruyor. Dolayısıyla yani devletin kurumlarının bu Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda böyle bir işlem yapmamaları lazım. Bakın dünyada anayasa mahkemeleri böyle yerel mahkeme gibi çalışmazlar. Sonuçta bu temel konularda bir içtihat üretirler. O içtihatları artık devletin kurumları uyar, yurttaşlar uyar ve ona göre davranırlar. Anayasayı korumakla mükellef olan devletin kurumları Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen bu anayasaya aykırı davranıyorlar. Dolayısıyla yani anayasayı Cumhurbaşkanından, ondan sonra diğer kurumlardan korumak durumunda kaldık maalesef. Yani anayasayı koruması gereken devletin kurumlarından korumak durumunda kalıyoruz. Onlara karşı savunmak durumunda kalıyoruz. Çok açık aykırılık var Instagram'ın bu şekilde kapatılmış olmasından. Ama maalesef kapalı. İşte bugün Bakanlar Kurulu'nun ya da işte hükümetin gündeminde olacak. Ne yapılacağını hep beraber göreceğiz. Fakat çok açık bir biçimde yani yurttaşlarımızın sadece ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü değil, aynı zamanda eğitim hakkında, çünkü yaz tatili birçok öğrenci ödevlerini veya öğretmenleriyle veya hocaların iletişimini Instagram üzerinden sağlıyor. Oradaki programlar üzerinden sağlıyor aynı zamanda. Çok sayıda küçük üretici ve çok sayıda imkan sahibi olmayan ve küçük yaptığı ticaretlerle bununla geçinen yurttaşlarımız var aynı zamanda. Instagram üzerinden sadece işlerini pazarlayan, emeğini pazarlayan, yaptığı ürünleri, ürettiklerini pazarlayan yurttaşlarımız var. 3 gündür bütün gelirlerinden yoksun kaldılar. Böyle büyük bir tabloyla karşı karşıyayız. 50 milyon insan Türkiye'de bunu kullanıyor. 50 milyon insan ve dünyada en uzun süreli kullanan yurttaşlar da Türkiye'deki yurttaşlar aynı zamanda. Böyle bir ağır ihlal hali var. Umarım hükümet bundan ders alır. Şöyle bir şey, yani bizler karşı çıkıyoruz. Bütün bunlara ifade özgürlüğü için, düşünce özgürlüğü için, yurttaşlarımızın hakları için. Fakat bu keyfi uygulamalar Türkiye'de hukukun olmadığını gösteriyor. Hukuk devletinin olmadığını gösteriyor. Anayasanın devletin kurumları tarafından dikkate alınmadığını gösteriyor. Dolayısıyla da bizim kadar bu işe yani Mehmet Şimşek'in de karşı çıkması lazım. Yani Türkiye hukuk devletine dönüşmese, bundan uzaklaşsa eğer sonuçta Türkiye'ye güvenli bir yatırımın gelmesi de mümkün değil. Bir yıl boyunca elinizde çantayla bütün dünyanın finans merkezlerinden dolaşacaksınız. Para temin etmeye çalışacaksınız. Sonra bütün dünyanın bildiği bir platform bir kararla kapatılacak. Kimse Türkiye'yi bu durumda ciddiye almaz. Kimse yani söylenen sözlere inanmaz. Bu nedenle hükümeti buradan bir kez daha uyarıyorum. 10 yıl önce bu konuda Anayasa Mahkemesi'nden karar almış bir avukat, bir yurttaş ve bir milletvekili olarak bir kez daha uyarıyorum. Karar burada. Bundan sonra da
TikTok konusunda da, Instagram konusunda da, YouTube konusunda da verilen kararlar vardı. Sizlerin bilgisine sunuyorum. İkinci vahim olay, tabii Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak. Anayasa Mahkemesi Can Atay ile ilgili kararını geçtiğimiz Perşembe günü açıkladı. Tabii bu gerekçeli kararın yaklaşık 5 ay 12 gün sonra açıklanmış olmasını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını hemen açıklaması lazım. Kendi iş gücüne göre, kendi yasasına göre. Yani 5 aylık dönemin hemen karşılamadığı çok açık yani. Hemen ne işte 3 gün, 5 gün belki bilemediniz 10 günlük bir süreyi veya 15 günlük bir süre kastedilmiştir. Ama 5 ay sonra açıkladı. Tam da meclisin tatile girdiği günün ertesi günü açıkladı resmi gazetede gerekçesini. Ve sonuçta ağır gerekçeleri olan, ağır ihlal tespitini ortaya koyan bir gerekçe yazdı Anayasa Mahkemesi. Ve dedi ki hem içinde bulunduğumuz meclisin Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi kararı hem de Yargıtay'ın ve yerel mahkemenin verdiği kararlar yok hükmündedir dedi anayasaya uyarınca. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, gerekçesinin tartışılmaz olduğunu ve yargı makamları bakımından da diğer devletin bütün kurumları bakımından bağlayıcı olduğunu bir kez daha ifade etti ve sonuç itibariyle de aslında Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmemiş olduğuna ve milletvekili sıfatının devam etmiş olduğuna karar verdi. Biz mecliste Can Atalay'ın milletvekili düşürüldüğünde o süreçte meclis başkanına özellikle ve genel kurulda bu kararın yanlış olduğunu, hukuka aykırı olduğunu, anayasayı öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koruması gerektiğini ifade etmiştik. Fakat dikkate alınmadı. Şimdi bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri 14 Ağustos tarihinde meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaklar ve bu konunun görüşülmesi gündemini çağıracaklar. Umarım yani meclisin hukukçularının da ürettiği bir formülle, yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinin okunmasıyla ve oylanmasıyla veya sadece okunmasıyla arkadaşımız tekrar milletvekili ne fiilen de devam etmiş olur. Tabii aynı zamanda yerel mahkemelerin de yeniden yargılama sürecini başlatmaları, durma kararı vermesi, tahliye kararı vermesi, gerektiği yöndeki başvuru da İstanbul 13. Arıza Mahkemesi'nin önünde görülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı karşısında yerel mahkeme bir direnç göstermez ve bir rejim krizine dönüşen bu anayasa aykırılık hali bu vesileyle yerel mahkemeler tarafından da çözülmüş olur. Diğer vahim durum ise Anayasa Mahkemesi yine geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yıl önce yaptığı başvuru nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ilgili bir iptal kararı verdi. Tam da Instagram'ın yasaklandığı gün bir duyuruyla paylaşıldı ve kendi sitesinde yayınlandı. Resmi gazetede de yayınlandı aynı şekilde. Fakat her ne hikmetse Anayasa Mahkemesi'nin web sayfasına ulaşılmaz olundu 11 saat boyunca. Burada en vahim konu şudur. Anayasa Mahkemesi'nin web sayfasının ulaşılmaz olmasının bir teknik aksaklıktan kaynaklanmamış olmasıdır. Neden bunu ifade ediyoruz? Çünkü Anayasa Mahkemesi sonuçta İletişim Başkanlığı'na ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararının ilgili paragraflarını duyurusuna yer vermişti ve doğrudan doğruya düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek yetkilerle donatılan yeni daire başkanlığının bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil ancak anayasa uyarınca temel hakların sınırlanmasının sadece kanunla olması gerektiğini gözeterek iptal etmişti ve bunun gerekçesini ortaya koymuştu. Yani aynı zamanda iletişim başkanlığına sen yurttaşlarımızın ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı müdahalelerde bulunmasın diyordu. Bu açıklamasıyla ve gerekçeli kararıyla. Sonuçta İletişim Başkanlığı'nın rahatsız olduğu anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı rahatsız olduğu anlaşılıyor bu açıklamadan. 11 saat boyunca kapalı kaldı ve sonra o duyuru siteden kaldırıldı. Başka bir duyuru siteye kondu ve Anayasa Mahkemesi kararlarına ulaşılabilir olundu. Burada vahim olan, bir kez daha altını çiziyorum, Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun sonuçta Cumhurbaşkanlığının, İletişim Başkanlığı'nın baskısıyla
karşı karşıya kalmış olması ve bu baskıya boyun eğmiş olmasıdır. Hepimizin haklarını koruması gereken, anayasayı koruması gereken Anayasa Mahkemesi'nin içine düştüğü bu durum gerçekten vahimdir, kabul edilemezdir. Hem yapılan baskı kabul edilemezdir, hem de Anayasa Mahkemesi'nin bu baskıya karşı sitesini kapatması, açıklamasını değiştirmesi de Türkiye'nin yakın tarihinde görülmemiş başka bir krizdir ve hiçbir şekilde de bir açıklaması yoktur. Bu durum da Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden, yargının tarafsız ve bağımsız olması ilkelerinden nasıl uzaklaştığını bir kez daha gündeme koymaktadır. Evet arkadaşlar, biraz da vekili olduğum Diyarbakır'ın gündemiyle ilgili olarak birkaç şey söyleyeceğim. Yaklaşık bir aydır Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karabulak, Yuvacık, Kayacık, Ağaçkorur, Baloğlu ve Argun köylerini etkileyecek Hasandin yaylasında bir maden çalışması, sonda çalışması yapılıyor. Kulp aynı zamanda benim kendi ilçem. Yani Hasandin yaylasını da, bu köyleri de çok iyi bilirim. Orada gerçekten çevre bakımından bütün yurttaşlarımızın yararlandığı ve korunması gereken bir çevre ortamı var. Su kaynakları bakımından ve doğal ve endemik bitkiler bakımından korunması gereken bir alan var. Her nasılsa alınan bir yetkiyle, alınan bir ruhsatla orada sonda çalışmasının başlatıldığını biliyoruz. Ben buradan hem Çevre Bakanlığı'na, hem bu sondajı gerçekleştiren şirkete, hem de ruhsat sahibi hemşehrilerimize sesleniyorum. Yıllardır, 10 yıllardır, 100 yıllardır belki korunan o çevre değerinin sizlerin kısa rantlarına kurban edilmemesi lazım. Yurttaşlarımızın bu hassasiyetini, çevre duyarlılığını ve doğal suya ve diğer çevre haklarına müdahale anlamına gelecek bu sonda çalışmalarından vazgeçilmesi gerektiğini buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha ifade ediyorum. Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Çevre Mühendisleri Odası bu konuyla ilgili olarak çok etkili çalışmalar yapıyorlar. Ve çevre dostları hem Kulp'ta hem de Diyarbakır'da etkili çalışmalar yapıyorlar. Bunu gündemde tutmaya ve yetkilileri buradan uyarmaya devam edeceğiz. Ve bu çalışmadan gerçekten çevreye ve doğal ortama büyük zarar veren bu girişimden vazgeçmeleri gerektiğini bir kez daha burada ifade ediyorum. Diğer yandan Diyarbakır'da ve bölgede krize dönüşmüş başka bir alan var. Diyarbakır'a veya işte Van'a gidenler bilirler. Birçok tabela, yol gösterici tabelada Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Kürtçe ve Zazaca yol gösterici tabelalar vardır. Ve bunlar yıllardır aynı yerinde durmaktadır aynı zamanda. Kayyum yönetiminden sonra, 31 Mart'tan sonra yerel yönetimler yayaları uyaracak sembolik girişimlerde bulundular. Peşi peya, yani önce yaya, hedi yavaş cümlelerini Türkçe ve Kürtçe olarak yaya geçitlerine yazdılar. Ama geçen hafta korsan bir biçimde, sonuçta İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla olduğu ifade edilen bir yazıyla bunların silindiğini gördük. Mesele bu yazıların silinmesi değil, belki bir kez daha yazılır, silinir yazılır ama bu sonuçta Kürtçe'ye, yurttaşlarımızın önemli bir kısmı ana dili olan Kürtçe'ye tahammülsüzlüğün ve bakış açısından aynı zamanda hangi noktaya geldiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında hangi noktaya geldiğini göstergesidir. Kürtçe yurttaşlarımızın ana dilidir. Dolayısıyla biz ana dilimize kamusal makamların, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saygı göstermesini, özen göstermesini ve müdahale etmemesini buradan talep ediyoruz. Ve bu talebimizde de ısrarlı olacağımızı buradan ifade ediyorum. Ayrıca Diyarbakır'da sağlık alanında, özellikle üniversitede, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin sağlık alanında birçok şikayetin geldiğinin farkındayım. Yurttaşlarımıza birçok şikayet geliyor. Randevu almada ve hasta hizmetlerinin zamanında yerine getirmediği noktasında birçok şikayet var. Bunları da buradan takip ettiğimi bildirmek istiyorum.
Geçen hafta 2. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangında zarar gören esnaflarımıza da, yurttaşlarımıza da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim.